Merhaba sevgili öğrenciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 8. sınıfın 7. ünitesi olan Tourism, yani turizm adlı üniteyi hep birlikte işleyeceğiz. Bu üniteyle ilgili alıştırmalar, testler, denemeler çözmek istiyorsanız, öğrendiğiniz kelimeleri oyunlarla kalıcı hale getirmek istiyorsanız, Play Store'dan Jasmine Akademi uygulamasını indirebilirsiniz. Hazırsanız dersimize bu ünite içerisindeki önemli kelimeleri öğrenmekle başlayalım. Tourist attractions, turistlerin ilgisini çekebilecek yerler. Island, ada. Cave, mağara. Mountain, dağ. Museum, müze. Mosque, cami. Church, kilise. Palace, saray. Castle, kale. Tomb, lahit, mezar. Shrine, türbe. Tower, kule. Bridge, köprü. Caravansary, kervansaray. Amphitheater, amfiteyatro. Fountain, çeşme. Statue, heykel. Square, meydan. Border, sınır. Capital, başkent. Ancient city, tarihi şehir. Beach, kumsal. Seaside, deniz kenarı. Countryside, kırsal. Village, köy. Aquarium, akvaryum. Rock structure, kayaç yapısı. Amusement park, luna park. Art gallery, resim galerisi. Desert, çöl. Pyramid, piramit. National park, ulusal park alanı. Fairy chimneys, peri bacaları. Monument, memorial, anıt. Wax Museum, bal mumu müzesi. Temple, tapınak. Ski resort, kayak merkezi. Turistlerin ilgisini çekebilecek yerleri gördük. Şimdi ise accommodations, barınacak yerlerle ilgili kelimeleri öğreneceğiz. All inclusive, her şey dahil oteller. Bed and breakfast, kahvaltı ve yatak veren oteller. Half board, kahvaltı ve akşam yemeği veren oteller. Five star hotel, 5 yıldızlı otel. Campsite, kamp alanı. Caravan, karavan. Resort, tatil yeri. Guest home, misafir evleri. Hostel, hostel. Bungalow, ağaç evler. Boutique hotel, butik otel. Vocabulary, kelimeler demektir. Bu ünite içerisinde bulunan diğer önemli kelimeler ise şunlardır. Destination, varış noktası. Trip, journey, seyahat etmek. Abroad, yurt dışı. Cuisine, yerel mutfak. Nature, doğa. Booking, rezervasyon. Location, yer. Climate, iklim. Population, nüfus. Celebrities, ünlüler. Souvenir, hediyelik eşya. Rural, kırsal. Urban, kentsel. Province, bölge. Historic, ancient, tarihi, antik. Modern, modern. Traditional,
geleneksel, sightseeing, şehir gezisi, guide, rehber, explore, keşfetmek, vacation, holiday, tatil, worldwide, dünya genelinde, per person, bir kişi, attractions, ilgi çekici yerler, experience, deneyimlemek, budget, bütçe, landmark, sembol olan yerler, architecture, yapı, spectator, izleyici, construction, yapı, build, inşa etmek, transportation, ulaşım, dish, yemek, contain, içermek, abandon, terk etmek, weight, ağırlık yapma, invasion, istila, trade road, ticaret yolu, conquer, fethetmek, visitor, ziyaretçi, cultural diversity, kültürel çeşitlilik, hospitality, misafirperverlik, highlands, dağlık alan, river, nehir, forest, orman, wonders of the world, dünya harikaları, cruise holiday, gemi tatili, popular places, popüler yerler, the Great Wall of China, Çin Seddi, Sydney Opera House, Sydney'deki opera binası, Taj Mahal, Taç Mahal, Eiffel Tower, Eiffel Kulesi, Colosseum, Kolezyum, The London Eye, Dönme Dolap, The Tower of Pisa, Pisa Kulesi, The Statue of Liberty, Özgürlük Heykeli, The Big Ben, Saat Kulesi, Machu Picchu, Antik Şehir, Chichen Itza, Maya Kenti. Adjectives, sıfatlar demektir. Bu ünite içerisinde bilmeniz gereken sıfatlar şunlardır. Cheap, ucuz. Expensive, pahalı. Boring, sıkıcı. Relaxing, dinlendirici. Attractive, çekici. Adventurous, maceralı. Funny, eğlenceli. Magnificent, splendid, muhteşem. Comfortable, rahat. Remarkable, göze çarpan. Enormous, huge, kocaman. Exotic, egzotik, tuhaf. Famous, ünlü. Fascinating, büyüleyici. Religious, dinsel. Delicious, lezzetli. Must see, görülmeye değer. Natural, doğal. Incredible, inanılmaz. Weather, hava durumları demektir. Hava durumlarının İngilizcelerini öğreneceğiz. Sunny, güneşli. Windy, rüzgarlı. Stormy, fırtınalı. Cloudy, bulutlu. Partly cloudy, parçalı bulutlu. Snowy, karlı. Cool, serin. Rainy, yağmurlu.
Foggy, sisli, dry, kurak, cold, chilly, soğuk, freezing, dondurucu, lightning, thunder, şimşek, spring shower, bahar yağmurları, hailing, dolu, wet, ıslak, hot, sıcak, warm, ılık. Directions, yönler demektir. Şimdi İngilizce'deki yönleri öğreneceğiz. Dört ana yön şu şekildedir. North, kuzey. East, doğu. South, güney. West, batı. Ara yönler ise şunlardır. Northeast, kuzeydoğu. Northwest, kuzeybatı. Southeast, güneydoğu. Southwest, güneybatı. Not almak isteyenler için tekrar edelim. North, kuzey. South, güney. East, doğu. West, batı. Northwest, kuzeybatı. Northeast, kuzeydoğu. Southwest, güneybatı. Southeast, güneydoğu. Personal opinions, kişisel düşünceler demektir. Eğer bir konuda kendi fikrimizi, düşüncemizi söyleyeceksek şu kalıpları kullanabiliriz. I think, bence demektir. I guess, tahminimce. I believe, inanırım. I suppose, sanırım demektir. In my opinion, to me, ikisi de bence anlamına gelir. Eğer bir konuda kendi fikrimizi belirteceksek bu kalıplardan bir tanesini kullanabiliriz. Örneklerle inceleyelim. To me, a holiday in nature is really relaxing. Bana göre doğada yapılan tatil çok dinlendiricidir. Kendi fikrini söylemek için cümlenin başına to me, bence anlamına gelen bir kalıp kullanmıştır. I think all-inclusive hotels are more comfortable than others. Bence her şeyin dahil olduğu oteller diğer otellere göre daha rahattır. I believe, ben inanıyorum ki Italy is one of the most impressive cities in the world. İtalya, dünyadaki en etkileyici şehirlerden bir tanesidir. Bu ünitede daha önceki derslerimizde gördüğümüz tercih etmek anlamına gelen prefer kalıbıyla da oldukça sık karşılaşacaksınız. Örneğin, which one do you prefer? Hangisini tercih edersin? A sightseeing holiday or a cruise holiday? Gezi halinde olan tatili mi yoksa gemide yapılan tatili mi? I prefer a sightseeing holiday. Ben gezip görebileceğim bir tatili tercih ederim. Because, çünkü I like city tour. Ben şehir turlarını severim. Ayrıca bu üniteyi daha iyi anlayabilmek için karşılaştırma yapan kalıpları yani comparative ve superlative kalıplarını iyice bilmeniz gerekiyor. Eğer bunları unuttuysanız ve tekrar etmek istiyorsanız yukarıda bıraktığım linke tıklayabilirsiniz. Şimdi dersimize present perfect tense ile devam ediyoruz. Present perfect tense Türkçe'ye yakın geçmiş zaman olarak çevrilse de aslında Türkçe'de tam bir karşılığı bulunmayan bir zamandır. Bu yüzden öğrenirken bazı güçlükler yaşamanız normaldir. Ama bu ders videosunu izledikten sonra emin olun bu zamanla ilgili hiçbir probleminiz kalmayacak. Present perfect tense geçmiş zaman dilimlerinden bir tanesidir. Şimdi present perfect tense'in kullanım alanlarını, nasıl kullanıldığını, hangi kuralları içerdiğini ve ne tür noktalara dikkat etmemiz gerektiğini hep birlikte görelim. Öncelikle present perfect tense'in kullanım alanlarından bahsedeceğim. Present perfect tense, geçmişte belirsiz bir zamanda yapılan eylemleri anlatmak için kullanılır. Yani bir tarih vermemiz mümkün değildir. Tam bir zaman diliminden bahsetmemiz doğru olmaz. Dün, 2 dakika önce, 2005'te ya da 1960 gibi tam bir sayı veremiyoruz bu zaman diliminde. Zaten present perfect tense'i geçmiş zamanda yani simple past tense'den ayıran nokta da burasıdır.
Simple past tense'te, yani geçmiş zamanda tam kesin bir zaman dilimi verebiliyoruz. Mesela dün ben kaza yaptım, ama perfect tense'te böyle bir kullanım söz konusu değildir. Yaptığımız iş geçmişte olmuştur ama dün mü olmuştur, ondan önceki yıl mı olmuştur, bunun hakkında tam bir bilgi mevcut değildir. İkinci kullanım alanı ise hayatımızda geçirmiş olduğumuz tecrübeleri anlatırken de kullandığımız bir zaman dilimidir. Mesela ben Londra'da bulundum. Londra'da bulunmak bizim geçmişte yaşadığımız bir tecrübedir. Diğer bir kullanım şekli ise bir süre içinde meydana gelen değişiklikleri anlatırken kullanırız. Örneğin, seni son gördüğümden beri büyümüşsün. Onu geçmişte gördük ve bizim görmediğimiz süre içerisinde bu kişide bir değişiklik meydana gelmiştir. Boyu artmıştır, kilosu artmıştır. Bu tarz değişiklikleri ifade ederken de present perfect tense'i kullanırız. Kişisel veya insanlığın kazanmış olduğu başarılardan bahsederken de perfect tense kullanırız. Örneğin, insanlar aya ayak basmıştır. Ya da benim çocuğum okumayı sökmüştür. Bu tarz başarılarda da perfect tense kullanılır. Perfect tense'in en çok kullanılan şekli şudur. Geçmişten başlayıp şu ana kadar devam eden şeylerden bahsediyorsak perfect tense kullanırız. Yani kastedilen şey şudur. Yaptığımız iş geçmişte başlayacak ama etkisi ya da bu iş hala devam edecektir. Örneğin ben anahtarımı unuttum. Geçmişte anahtarımı unuttum ama anahtarımı hala bulamadığım için kaybetme durumu devam etmektedir. Geçmişte başlayan bir eylem hala devam ediyor ya da çok klasik olarak verilen bir örnek vardır. Mesela sınıfınız boyanıyor ve siz 2 gün sonra bu sınıfa girdiğinizde hala boya kokusu alıyorsunuz. Bu sınıf geçmişte boyanmış aslında ama siz içeriye girdiğinizde hala boya kokusu alıyorsunuz. Yani bu işin etkisi hala devam ediyor. Perfect tense'in genel mantığı aslında budur. Yani yaptığımız iş geçmişte başlayıp geçmişte bitmeyecek. Geçmişte başlayacak ama bu iş hala devam ediyor olacak. Perfect tense'de kullanılan fiiller 2 farklı şekilde kullanılır. Birisi regular verbs dediğimiz düzenli fiiller, ikincisi ise irregular verbs dediğimiz düzensiz fiillerdir. Bunları şimdi ayrıntısıyla inceleyelim. Regular verbs yani düzenli dediğimiz fiiller sonuna e ve d eki alan fiillerdir. Eğer bir fiilin sonuna e ve d takısını ekleyebiliyorsak bu düzenli bir fiildir. Örneğin finish, finish it. Bitmek fiili düzenli bir fiil olduğu için finish kelimesi sonuna e ve d takısı aldı. Walk, study, study it. Study kelimesi düzenli bir fiil olduğu için e ve d takısı aldı. Dikkat ederseniz sonundaki y harfi düşüp i harfi oldu. Çünkü fiillerin sonundaki y harfleri bazı durumlarda düşebilir. Walk, walked. Yürümek anlamına gelen walk fiili düzenli olduğu için e ve d takısı aldı. Irregular verbs denilen düzensiz fiillerin kuralı ise şudur. Bu fiilleri kullanırken fiilin verb 3 denilen hali kullanılır. Fiillerin verb 3 halini kullanırken ya fiil aynı kalır ya da tamamen değişir. Örneğin, eat, yemek yemek fiili eaten olmuştur. Break, kırmak fiili broken olmuştur. Buy, satın almak fiili bought olmuştur. Irregular verbs'leri ben aşağıda açıklamalara bir liste halinde bırakacağım. Bu fiilleri ezberlemek zorundasınız. Aslında bu fiillere düzenli aralıklarla göz atarsanız belli bir zaman sonra aklınızda kalacaktır. Peki hocam ben hangi fiilin düzenli olduğunu ya da hangi fiilin düzensiz olduğunu bilmiyorum. Bunu nasıl ayırt edebilirim diye de soruyorsanız onun cevabı da şu. Benim aşağıda açıklamalar kısmında vermiş olduğum listede 100 ya da 150 tane kelime bulunmaktadır. Bu kelimeleri ezberledikten sonra İngilizce'de geriye kalan milyonlarca fiil hepsi düzenlidir. Yani yapmanız gereken şey bu fiilleri ezberlemektir. Bunu nasıl ezberleyeceğinize dair ipuçlarını videonun sonunda tekrar paylaşacağım. Positive form, olumlu hal demektir. Eğer present perfect tense'de olumlu cümle kurmak istiyorsak onun kuralları şu şekildedir. Cümleye öncelikle bir özne ile başlarız. I, we, you ve they özneleri için have kalıbını kullandıktan sonra fiilin 3. halini yani verb 3 halini kullanırız. Fiilin 3. hali az önce de bahsettiğim gibi düzenli ve düzensiz fiillerdir. Düzenli fiiller ed takısı alır, düzensiz fiiller ise aşağıdaki listede bulunanlardır demiştik.
Present Perfect Tense'de öznelere dikkat etmeniz gerekiyor. Bu dört özne ile have yapısını ardından fiilin üçüncü halini kullanırız. Şimdi örneklere göz atalım. We have tried skiing. Biz kayak yapmayı denedik. We, biz öznesinden sonra have kalıbı kullanılmış, ardından tried, denemek fiili, verb 3 haliyle kullanılmıştır. Bu fiilin aslı aslında try, denemektir ve fiil düzenli olduğu için sonuna e ve d takısı eklenmiştir. Y harfi düşüp i harfine dönüşmüştür. İkinci örnek. I have seen that cartoon. Ben bu çizgi filmi gördüm. Gördüğünüz gibi I öznesinden sonra have kalıbı ardından verb 3 kullanılmıştır. See, görmek fiilinin üçüncü hali seen'dir. They have gone summer camp. They öznesinden sonra have kalıbı ve ardından verb 3 kullanılmıştır. Go fiili düzensiz olduğu için üçüncü hali gone olarak yazılır. You have grown since the last time I saw you. Seni gördüğümden beri büyümüşsün. You öznesinden sonra have kalıbı ardından verb 3 kullanılır. Grow, büyümek fiilinin üçüncü hali düzensiz olduğu için grown diye yazılır. Şimdi diğer öznelerimize bakalım. He, she ve it öznelerinden sonra ise bu kez has kalıbı kullanılır. Has kalıbından sonra yine fiilin üçüncü hali kullanılır. Perfect tense'de öznelerin önemli olduğunu belirtmiştik. She has been to France. O Fransa'da bulundu. She, kız öznesinden sonra has kalıbı ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Be fiilinin üçüncü hali düzensiz olduğu için been'dir. He has walked on the moon. O ayda yürüdü. He öznesinden sonra has kalıbı kullanılmış ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Walk fiili düzenli bir fiil olduğu için üçüncü halinde ed takısı almıştır. Our son has learned how to read. Bizim oğlumuz okumayı öğrendi. Öznemiz he olduğu için has kalıbı ve ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Learn, öğrenmek fiilinin üçüncü hali düzenli olduğu için ed takısı almıştır. Negative form, olumsuz hal, olumsuz durum demektir. Present perfect tense'de olumsuz bir cümle kurmak istiyorsak onu da şu şekilde yapmamız gerekiyor. I, we, you ve they öznelerinden sonra have not kullanılır. Have not kalıbı kısacası haven't olarak da yazılır. Bu kalıptaki not kelimesi İngilizce'de olumsuzluk bildirir zaten. İster uzun ister kısa olarak yazabilirsiniz ama genelde test tarzı sınavlarda kısa olarak yazılır. Ardından yine fiilin üçüncü hali kullanılır. Örnekleri inceleyelim. I haven't swum with sharks. Ben köpek balıklarıyla yüzmedim. I öznesinden sonra haven't negatiflik eki veren kalıp kullanılmış, ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Swim, yüzmek fiili düzensiz bir fiil olduğu için swam olarak değişir. They haven't traveled by train. Onlar trenle seyahat etmedi. They öznesinden sonra haven't negatiflik eki veren kalıp kullanılmış, ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Travel fiili düzenli bir fiil olduğu için ed takısı almıştır. He, she ve it öznelerinde ise has not olarak kullanılır. Has not kalıbını kısacası hasn't olarak yazabilirsiniz. Ardından fiilin yine üçüncü hali kullanılır. Örnekleri inceleyelim. James has not finished his homework. James ödevini bitirmedi. James bir erkek öznesidir. Bu özneden sonra gelen negatiflik eki hasn't ardından verb 3 kullanılmıştır. Finish düzenli bir fiil olduğu için sonuna e ve d takısı almıştır. Alice has not arrived to home. Alice eve varmadı. Alice yani she öznesinden sonra has not negatiflik bildiren kalıp kullanılmış, ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Arrive varmak fiili düzenli bir fiil olduğu için sonuna e ve d takısı almıştır. The rain hasn't stopped. Yağmur durmadı. Drain, it öznesini yani cansız bir özneyi belirtir. Kendinden sonra hasn't, negatiflik kalıbını ve fiilin üçüncü halini kullanmıştır. Stop, durmak anlamına gelen fiil düzenli olduğu için e ve d takısıyla bitmiştir. Question form, soru hali demektir.
Eğer present perfect tense'te soru sormak istiyorsanız şu şekilde yapmalısınız. İngilizcenin genel mantığında şu vardır. Eğer yardımcı fiillerle bir soru cümlesi kuracaksanız, cümlenin başına öncelikle yardımcı fiili yazarsınız. Yardımcı fiilimiz have kullanıldıktan sonra have'e uygun olan özneleri kullanmamız gerekir. Yani I, we, you ve they öznelerini kullandıktan sonra fiilin üçüncü halini kullanır ve cümlenin sonuna bir soru işareti ekleriz. Gördüğünüz gibi özne ile yardımcı fiil yani have kalıbı yer değiştirmiştir. Bu kez have kalıbı başta kullanılmıştır. Have you ever been London? Sen hiç Londra'da bulundun mu? Bu present perfect tense'de çok sık kullanılan bir soru kalıbıdır. Bu yüzden özellikle bu soru kalıbını seçtim. Have yardımcı fiiliyle başladıktan sonra özneyi kullanmış ve ardından been olarak verb 3 şeklini vermiştir. Eğer böyle bir soruya cevap vermek istiyorsanız, yes, I have. Evet, bulundum. Olumlu bir cevaptır. Olumsuz cevapta ise no, I haven't. Hayır, bulunmadım olarak cevap verebilirsiniz. Eğer geriye kalan öznelerimizi kullanarak soru oluşturmak istiyorsak bu kez has yardımcı fiilini cümlenin başında kullanır, ardından he, she ve it öznelerinden bir tanesini kullanırız. Daha sonra fiilin üçüncü halini ekleriz. Örneğin, has she met a famous person? O ünlü biriyle tanıştı mı? Has yardımcı fiilini cümlenin başında kullanırız. Daha sonra she öznesi ve ardından fiilin üçüncü hali ve ardından fiilin üçüncü halini kullanırız. Eğer cevap vermek istiyorsak olumlu cevaplarda yes, she has. Eğer olumsuz cevap vereceksek no, she hasn't. Hayır, o buluşmadı. Present perfect tense içerisinde bulunan bazı zaman ifadeleri vardır. Bu zaman ifadeleri cümleyi oldukça değiştirebilir ve bazen de tamamen farklı bir anlam katabilir. O yüzden bunlar son derece önemlidir. Şimdi kısacası onlara göz atalım. Bunlardan ilki just kelimesidir. Just, Türkçe'ye henüz, daha yeni, az önce anlamı katar. Örneğin ödevini bitirdin mi? Henüz bitirdim, yani demin az önce bitirdim ödevimi gibi anlam katar. Örneğin, I have just finished cooking. Ben yemeği pişirmeyi az önce, demin bitirdim, henüz bitirdim, yani çok yakın bir zamanda bitirdim anlamı katar. Gördüğünüz gibi I öznesinden sonra have kalıbı kullanılmış, ardından just kelimesi kullanılmıştır. Dikkat ederseniz have kalıbı ve fiilin tam ortasında bulunmaktadır. Bu zaman ifadelerinin cümlenin neresinde kullanıldığı da önemlidir. O yüzden buraları özellikle belirtiyorum. She has just eaten ice cream. O az önce, demin dondurma yedi. She öznesinden sonra has kalıbı kullanılmış ve ardından just kelimesi kullanılmıştır. Daha sonra fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. İkinci zaman ifadesi already ifadesidir. Already Türkçe'ye zaten, çoktan anlamı katar. Ödevini bitirdin mi? Oho, çoktan bitirdim gibi anlamlara gelir. Örneğin, the children have already gone to bed. Çocuklar çoktan yatağa gittiler. Children, çocuklar öznesi çoğul olduğu için they öznesi yerine geçer. Bu yüzden kendinden sonra have kalıbını, ardından already kelimesini ve daha sonra fiilin üçüncü halini alır. Dikkat ederseniz already kalıbı yine have kalıbıyla fiilin arasında kullanılır. Diğer bir örnek, I have already seen this movie. Ben bu filmi çoktan izledim. I öznesinden sonra have kalıbı kullanılmış, ardından already ifadesi ve daha sonra fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Diğer bir zaman ifadesi yet kalıbıdır. Yet henüz, daha anlamlarına gelir. Ama yet'te dikkat etmeniz gereken en önemli nokta yet olumsuz cümlelerde ya da soru cümlelerinde kullanılır. Henüz yapmadım anlamına gelir. Daha olmadı, daha o iş meydana gelmedi. Örneğin, have you read the book yet? Sen kitabı henüz okumadın mı? Gördüğünüz gibi yet'in kullanım yeri cümlenin tam sonudur. Buraya dikkat etmeniz gerekiyor. Yet her zaman cümlenin sonunda kullanılır, olumsuz ve soru cümlelerinde kullanılır. Bu bir soru cümlesi olduğu için dikkat ederseniz yardımcı fiil yani have ile özne yer değiştirmiştir. The dog hasn't finished its food yet. Köpek yemeğini henüz bitirmedi.
Bu bir olumsuz soru cümlesidir ve cümlenin en sonunda yet ifadesi kullanılmıştır. Recently, lately. İkisi benzer anlam içerdiği için ikisini birlikte anlatacağım. Recently yakın zamanda, lately son zamanlarda anlamına gelir. İkisi de birbirinin yerlerine kullanabilen kelimelerdir. Örneğin, Have you played football lately? Sen son zamanlarda futbol oynadın mı? Lately genellikle cümlenin sonunda kullanılır ve son zamanlarda anlamına gelir. Ever, never. İkisi de Türkçe'ye hiç olarak çevrilir. Ever genellikle soru cümlelerinde kullanılır, düz cümlelerin birkaç tanesinde de kullanımı mümkündür. Never ise düz cümlelerde kullanılır. İkisi de hiç anlamına gelir. Örneğin, Have you ever ridden a horse? Sen hiç ata bindin mi? Ever cümleye hiç anlamı katar ve genellikle soru cümlelerinde kullanılır. Bu bir soru cümlesi olduğu için gördüğünüz gibi have kalıbıyla özne yer değiştirmiştir. Ardından ever kalıbı ve daha sonra fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. I have never eaten sushi. Ben hiç sushi yemedim. Gördüğünüz gibi have kalıbından sonra never ifadesi kullanılmış, ardından fiilin üçüncü hali kullanılmıştır. Never düz cümlelerde hiç anlamına gelir ve cümleyi olumsuz bir hale çevirir. So far kalıbı ise Türkçe'ye bugüne kadar olarak çevrilir. Örneğin, It hasn't snowed so far this winter. Bu kış bu zamana kadar kar yağmadı. It öznesinden sonra hasn't snowed kullanılmış, ardından so far kalıbı kullanılmıştır. I haven't been happy so far. Bugüne kadar, şimdiye kadar mutlu olmadım. I öznesinden sonra haven't kalıbı ve daha sonra fiilin üçüncü hali kullanılmış, cümlenin sonunda ise so far kalıbı kullanılmıştır. Diğer bir zaman ifadesi ise en sık kullanılan ifadelerden biri olan for kelimesidir. For, bir cümlede süreç bildirir. Eğer cümleyi Türkçe'ye çevirirken dır ya da dir ile bitirebiliyorsanız bu for kalıbı kullandığınız bir cümledir. Örneğin, 2 gündür yemek yemiyorum. 2 haftadır bize uğramıyor. Bu tarz kalıplarda for kullanılır. For, bir şeyin ne kadar süre devam ettiğini belirtir. Ve genellikle 2 gün, 1 hafta, 5 gün gibi zaman ifadeleriyle birlikte kullanılır. He has worked there for 20 minutes. O, 20 dakikadır orada çalışıyor. He öznesinden sonra has kalıbı ardından verb 3 kullanılmıştır ve daha sonra for kelimesi kullanılmış, ardından bir zaman belirtmiştir. O, 20 dakikadır orada çalışıyor olarak Türkçe'ye çevrilir, bir süreç bildirir, yani 20 dakika boyunca orada çalıştığını bildirir. My mother hasn't eaten anything for hours. Benim annem saatlerdir hiçbir şey yemedi. My mother, she öznesinden sonra hasn't kalıbı ardından verb 3 kullanılmıştır. For ifadesinden sonra hours bir zaman dilimi belirtilmiştir. Saatlerdir bir şey yemedi, bir süreç bildirmiştir. Since, Türkçe'ye den beri olarak çevrilir. Since kalıbı bir şeyin başlangıç noktasını belirtir. Mesela 1970'ten beri burada yaşıyorum. Since ile for kalıbı genelde birbiriyle karıştırılır. For'da dikkat etmeniz gereken şey bir süreçtir. Mesela 2 günden beri açım. Since'te dikkat etmeniz gereken şey ise başlangıç noktasıdır. For'da kesin bir zaman ifadesi belirtmek zorundasınız. 2 gündür, 5 dakikadır, 1 haftadır. Ama since'te bir zaman ifadesi belirtmek zorunda değilsiniz. Hastalığımdan beri ya da doğduğumdan beri gibi ifadelerde kullanabilirsiniz. Örnekleri inceledikten sonra daha iyi anlayacaksınız. I have learned English since 2010. Ben 2010 yılından beridir İngilizce öğreniyorum. I öznesinden sonra have learned kalıbı kullanılmıştır. Daha sonra since ifadesinden sonra 2010 bir zaman dilimi olarak belirtilmiştir. Bu zamandan beridir İngilizce öğreniyorum anlamını katar. I have lived in Istanbul since I was born. Doğduğumdan beri İstanbul'da yaşıyorum. Since kalıbından sonra I was born doğduğumdan beri olarak bir süreç belirtmiştir. Ve son zaman ifadesi ise been ve gone kelimeleridir. İkisi de Türkçe'de bulunmak anlamına gelir. Ama ikisi arasında fark vardır. Been kelimesini kullandığımızda been
bir yere gidip geri geldiğimiz anlamına gelir. Gone kelimesini kullandığımızda ise bir yere gittik, hala oradayız, geri dönmedik anlamına gelir. Örneğin, I have been Italy. Ben İtalya'da bulundum. Buradaki been ifadesi Türkçe'ye İtalya'da bulunduk ve İtalya'dan geri döndük. Şimdi Türkiye'deyiz anlamı katar. Diğerinde ise I have gone Italy. Ben İtalya'ya gittim. Buradaki gone kelimesi ise gittim, hala oradayım, geri dönmedim anlamına gelir. Örneğin, she has been Turkey on holiday 10 times. O 10 kere tatil için Türkiye'de bulundu. Buradaki been ifadesi Türkçe'ye bu kız Türkiye'de bulundu ve ülkesine geri döndü anlamı katar. She has gone Turkey on holiday 10 times. O tatil için 10 kere Türkiye'de bulundu. Buradaki gone kelimesi ise bu kızın Türkiye'ye gittiğini, hala ülkesine dönmediğini, Türkiye'de bulunduğunu ifade eder.